çok maddeli yasadan dolayı, siz torba diyorsunuz da ben kullanmamaya özen gösteriyorum. İnşallah bundan sonra da bu ismi hiç kullanmamak istiyoruz. Bunu literatürümüzden çıkaracağız inşallah. Torba yasa uygulamasının kaldırıldığını açıkladı ama meclise çok sayıda torba yasa geldi. Yolsuzlukla suçlanan bakanların Yüce Divan'da aklanmasını savundu. Ancak Erdoğan'ın müdahalesiyle tam tersi oldu. Şeffaflık paketini kamuoyuna duyurdu. Yine Erdoğan'ın tepkisi üzerine paket askıya alındı. Cumhurbaşkanımız da beni ilgilendiren konular sadece Cumhurbaşkanımızın zatı tarafından ya da benim tarafından açıklanır. Dolayısıyla 5 Ocak'ta böyle bir toplantı yok. Ayın 19'unda ben Bakanlar Kurulu'nu Beştepe'de toplayacağım ve orada Bakanlar Kurulu toplantısını başkanlık edeceğim. Başbakan Ahmet Davutoğlu sıkıntılı günler geçiriyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler emanetçi başbakan iddialarını güçlendirdi. 6 aylık görev süresi boyunca yapmak istediği ya da yapılacağını açıkladığı bazı önemli adımlar sarayın tavrı nedeniyle hayata geçmedi. Kim herhangi bir şekilde harama bulaşırsa, kardeşimiz de olsa onun kolunu koparmaya kararlıyız. Biz hiçbir ilan ettiğimiz reformu askıya almayız. Torba yasa, Yüce Divan, şeffaflık paketi, Cumhurbaşkanı'nın kabineye başkanlık etmesi, başkanlık sistemi gibi tartışmalarda ortaya çıkan tablo, Davutoğlu'nun kamuoyunda etkisiz bir başbakan olarak anılmasına yol açıyor. Ben karakteri itibariyle farklı bir siyasetçiyim. İnkar etme anlayışına sahip bir insan değilim. Ahmet Davutoğlu'na emanetçi yakıştırmasının yapıldığı son gelişme şeffaflık paketi oldu. Başbakan 14 Ocak'ta kamuda şeffaflık paketini açıkladı. Dikkat çeken maddelerden biri siyasi partilerin il başkanlarının bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mal bildiriminde bulunması zorunluluğunun getirilmesiydi. Ancak bu pakette Cumhurbaşkanlığı tarafından engellendi. Sayın Başbakan'la da bu konuyu görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık sistemiyle ilgili böyle dedi ama Davutoğlu net konuşmadı. Başkanlık tartışması da görüş ayrılığını gözler önüne serdi.